Merhabalar bebekler, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Neler İyiyiz, yapıyorsunuz? İyiyiz, siz nasılsınız? Önce Halit'e soralım. Biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün Samsun Merkez Sokak Lezzetleri yapacağız. Nereye geldik? Şu an 56'lardayız. Şu an şöyle 56'lardayız ama göremiyorsunuz. Araç durdu önümüzde. Önce birkaç yere gideceğiz, bakacağız neler neler var, neler yenilebilir, kahvaltıda olsun, yemekte olsun, sokak lezzetlerini tadacağız sizin için. Evet. Şimdi kahvaltı için ilk durağımıza gidelim. Şimdi park yeri arıyoruz. Yani merkezde böyle park yeri sıkıntısı var. Evet, buralarda biraz park yeri sorunu sıkıntısı var. Size buraları da göstermek isterim ama şu an çok trafik olduğu için gösteremiyorum. O zaman gittiğimiz yerde görüşelim bence. Evet. Şimdi gittiğimiz yerde bence açalım. Şimdi park yeri arıyoruz. Evet, park yeri bulalım. Görüşürüz. Bay. Hadi bay bay. İlk durağımıza geldik ve merhabalar. Çocukluk arkadaşım karşıma çıktı. Ünlü mü olacağınız dedi. Hemen geldi yanımıza. Tabii şöyle bir aile resmi. Yakalandık. Yakalandık. Tam vlog çekerken. Bu hafta da varım da. Hemen Instagram'ı sağlayalım. Saygılar. O zaman kendinize. Görüşmek üzere. Evet. Şu an geldik. Nereye geldik? Nereye kahvaltı ya? Yapmak için Toast Point'a geldik. Aynen, çok acıktım. Evet, buranın tostları çok güzel. Beraber geçelim. Burası 56'lar mevkii oluyor. Samsun'un en elit kısımlarından. Hemen caddenin bir üstü. Aynen. Şu tarafı göster, 56'lar orada. Şöyle 56'lar. Bir üstündeyiz şu an. Evet, Toast Point'a geldik. Bugün Toast Point'teyiz. Nereye geçelim? İçeri mi evet. Geçelim, buraya mı geçelim? Bence dışarıda oturalım. Tamam, şurada oturalım. O zaman hemen geçiyoruz. Şimdi tostumuzu söyledik, siparişimizi verdik. Kahvaltımızı yapacağız. 56'lar mevkiindeyiz. Burası da Toast Point. Çok güzel tostları var ve buranın farklı farklı da şubeleri var bu arada. 56'larda da var. Artı sanayi bölgesinde var. Sanırım Atakum bölgesinde de bir tane var, çok emin değilim. 3-4 yerde var diye biliyorum. Biz güzel bir tost söyledik. İçinde ne vardı? Yumurta var, mozzarella peynirleri var, sucuk falan var. İçeriğine sen baktın. Evet. Adı da Asil Tost. Asil Tost. Şimdi kahvaltı menüsüyle başlayacağımız için çok karışık, hani içinde tavuklu olan şeyleri söylemedik. Onlar biraz da yemek gibi oluyor. Bekliyoruz. İçeride şu an hazırlanıyor. Şöyle mutfağı görünüyor burada. İçeriden. Bir bakalım nasıl yapılıyor. Böyle yapılış aşamaları burada oluyor. Aa, burada güzel şeyler varmış ya. Aromalı kahvesi, takuleli. Aynen. Aa, çilekli falan var, karamelli. Bayağı Hindistan cevizi, şu bu. İçecekleri de varmış. Bak ben bunları bilmiyordum, içecekleri. Aynen. Şu an gördüm. Sakız kahvesi falan var. Bunlar da Toast Point markalar. Evet, hepsi Toast Point markalar. Evet. Yani tostun haricinde... Fiyatları da öğrenmek lazım. Aynen. Mesela şu... Ne kadarlı? Sana doğru. Mesela yarım kilo bir tost kahvesi var böyle. Oo, tam benlik. Sabah akşam içmelik. Fiyatlarını öğreniriz birazdan. Şu 35 TL'ymiş sanırım, milkshake, dibek kahvesi. Küçük boylar da var denemeli, burada kitle kahveler falan. Şurada ne yazıyorum abi? Şuralara bak. Orada yine tostlar yazıyor, tostların. Tostların tarihçesi. Buralarda tostların tarihçesi yazıyor. Arkadaşlar. Özelliklere. En sevdiği tost, asil tost olan insanlar geleneklerine ve Türk aile yapısına oldukça bağlı, büyüklerini sayan, küçüklerini seven ve kalabalık sofralarda bulunmaktan inanılmaz mutlu duyan insanlardır. Bizi söylüyor. Bizi söylüyor. Yani... Tostunu söyle, sana kim olduğunu söyle. Ne?
tostunuzu. Ama öyle. Tamam şaka yapıyorum ya. Ne konuşuyorsun ben? Ben konuşmayayım. Tostunuzu yok. Bak bana tostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Vaa. Şöyle çekeli. Şunun önünde çekelim mi? Burası şu an bir kişilik menü. Biz şu an bir sürü şey yiyeceğimiz için bir tane söyledik. Bakalım şimdi hepsi tatlarına. Çok evet. Güzel görünüyor, ışırıyor yani. Biz daha önceden de yiyorduk zaten burada ama bu tostu ilk defa deniyoruz mesela. Evet. Birçok çeşit tost var. Biz daha farklı tostlar da yedik. Yani kahvaltı için ideal bence de. Yiyelim. Sonra gene kavuşuruz. Hadi bay. Şu an tostu deniyorum. Çok güzelmiş ya. Bak bunu ilk defa denedik mesela. Bence çok güzel. Vallahi çok güzel. Evet, gayet güzel. Efsane. İçinde hem %100 dana sucuk, işte yumurtası olan, mozzarella peyniri olan bir tost. Bence kahvaltıya yakışır. Başarılı buldum. Şimdi ufak tefek atıştırdık, gayet de vazgeçerdi. Evet, hoştu ve tüm bu her şey, masadaki her şey, iki çay da dahil olmak üzere 49,5 TL ödedik. Bence gayet uygun. Aynen. Gelip burada kahvaltılarınızı yapabilirsiniz, yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Tabii bence bunların hepsi tost. Gayet lezzetliydi. Ben lezzetli. Çok keyif aldım. Yani. Evet. Daha çok da yemek isterdim ama daha çok yere gideceğiz. Evet, daha için. Çok yere gideceğiz. O zaman görüşürüz. Aynen. Samsun'un yine sembollerinden olan lezzet dönerdeyiz. Yan tarafında büyük cami. Hemen dönüyorum. Anayol ve opera binası var. Samsun. Bu da sembollerinden opera binası. Buranın döneri çok meşhur dediler. Bir tadalım dönerine kadar meşhurmuş. Herif evet, yakabilirsin. Şöyle... Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şu an... Hadi içeri girelim, içeriden çekelim. Tabii. Kolay gelsin. Merhaba. Güzel oluyor. Hani neden bu kadar? Öncelikle dönerimiz odun ateşinde. Evet. Kesinlikle kıyma kullanmıyoruz. Evet. Dananın arka butundan yapıyoruz. Yağ olarak kavram yağı kullanıyoruz. Hı-hı. Kuyruk olarak kullanmıyoruz. Hı-hı. Koku yapmasın diye. Odunumuz kızgan odunumuz. Günlük taze yapıyoruz. Hı-hı. Sabah öyle haftalık 10 günlük 20 günlük yapıyoruz. Zaten taze hemen, şekilde. Hemen ha, 4-5 günde bitiyor. 4'ten 5'ten sonra gerçekten döner bulunmuyormuş. Evet. Yani buradan da anlayın ne kadar güzel yaptık. Aynen. O zaman biz deneyelim. Evet, bir deneyelim bakalım. Tam şu an dişi bayağı bir harcadı. Evet. Ben şöyle tereyağlı şekilde devreye alıyorum. Aynen. Şekilde. Oo, süper. Tamam, sen işini bilirsin. İşletme hakkında biraz bilgi alalım evet. Sizden. Mezzetli Döner Aydın Usta 1988 yılında bu işe başladı. Sarıhane Meydan'da eski yıkıldığı yerlerden biri. Şimdi 12 senedir buradayız, yeni yerimiz var. Mahmut Bey, Hacı abi gel. Gel oğlum Mahmut. Hazırladığımız önerimiz... Recep 5 lira da eksik verdik. Komple her şeyi kendimiz hazırlıyoruz, ediyoruz. Kasabımızdan özel etlerimizi kendimiz seçip getiriyoruz. Süper. Kesinlikle şeyler vesaire hiçbir şey yok. Tereyağı, günde 10 kilo falan tereyağı harcıyoruz. Sadece ateşe atıp görsellik olarak. Zaten dönemimizde birazdan size taktıracağımız için. Valla şu an merakla bekliyoruz. Bir tadımız siz karar verirsiniz. İnşallah. Hani bir de bayağı bir şanslıyız bugün. Hani döner var yani. Hani biz buraya gelirken böyle
şey geldik. Nasıl diyeyim, hani bitmiştir falan diye geldik. Biraz umutsuz geldik. Umutsuz geldik ama bitmemiş şansımız var. Aynen, bayağı da var. Bayağı da var. Genelde kalmıyor ama bugün nasibimiz de var. Koşa koşa geldik. Koşa koşa geldik biz de. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şöyle de pilav üstü. Mezemiz ya. Meze mi? Aynen, meze. Aynen, çok iyi. Şöyle, bak şöyle pilav üstü ben. Kuru geldi. Hani ayranı içerken bir arada pilav yiyelim. Ramazan'da oruç tutarken Yusuf. Ben orucu da zor tutuyorum zaten. Ama her şeyi yerinde yemek lazım. Evet. Gerçekten. Bakacağız şimdi. Ben daha önce denemiştim. Evet. Var birazcık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Yine böyle. Oo, her şey geldi vallahi. Biz buradan sonra hiçbir şey yiyemeyiz herhalde. Bilmiyorum, bakacağız siz herhalde. Biz bayağı burada doyurmayı düşünüyorlar. Hem burası çok güzel bir yer böyle. Ne bileyim, manzarası var denize karşı böyle. Hem ustalar çok güler yüzlü, buradaki personel çok güler yüzlü. Evet. Benim hoşuma gitti. Ben ilk defa geldim. Bilmiyordum böyle bir yer olduğunu. Lezzet döner, lezzet ben döner dediler. Benim mi utanmam lazım burada getirmek? Evet, için. Yusuf beni buraya hiç getirmedi. Ama bir kere Serdar abi sağ olsun bizim drone operatörümüz. Buradan kendisine selamlar. Tabii yerleştireceğim bunu. Evet. Drone operatörümüz sağ olsun, o bize bir kere almıştı. Allah razı olsun, onun sayesinde yemişiz. Ama o gün yoldaydık, pek anlamadım yani, koşturmayla yediğimiz için. Aynen. Bugün şimdi böyle rahat rahat, güzel güzel. Tadına baka baka yiyeceğiz. O zaman döner gelince ben size göstereyim. Görüşürüz, bay bay. Hani böyle şeye benziyor. Mesela böyle gidersin köye, anneannen babaannen böyle pilav yapmıştır. Yanına kuru fasulye yapmıştır ya. Aynısı yani, çok güzel, lezzetli. Osmanlı evet dediğimiz şu an yaprak döner. Şöyle ortaya alalım onu da. İşte bu. Osmanlı yaprak döner diyoruz buna. Bunlar da kıtırlamaşlar. Allah şu kıtırlamaşları merak ettim. Kıtırlamaş. Çok yağlı Yaman abi. Bunu çok güzel görünmüyor. Tereyağı sanırım. Bakar tereyağı da bunlar diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Bu tam benlik bir şey. Şimdi ben şöyle yapayım bence. Bak şimdi bunu böyle alırsın, tamam mı? Bunun içine koyarsın, kapatırsın. Çok özür diliyorum. Abi gene milletin ağzının suyu aktı. Lezzet dönere gelin. Lezzet dönere gelin. Burada yiyin abi. En kaliteli döner, lezzetli döner. Bir tane yumuşak pide arasına, aynı kitlenin kitleye girip. Nasıl canım onun için? Sen ilk defa deniyorsun herhalde. Değil mi? Aynen. Benim bir uçuyum var. O dağlardaki hayvanların, o şeyin bir kokusunu aldın. Şu an en başa gittim yani. Hani o dağın doğuşu, büyüyüşü, otlayışı, gezişi böyle, yemek yemeleri falan. Gerçekten çok iyi yani, şöyle kuru değil, böyle bir lezzetli yani, hani dönerler normalde bilirsiniz hani kuru olur ya. Adı gibi. Evet, adı gibi lezzetli. Lezzetli. Arkadaşlar normalde Samsun döneriyle de ünlüdür aslında. Zaten Çiftlik Caddesi'ne çıktığınızda ya da herhangi bir caddeye çıktığınızda dönercilerin bolluğundan anlayabilirsiniz bunu. Samsun döneri dürümü çok sever. Yani şeyi de yapacağız, Çiftlik Caddesi'ndeki dönercileri de sizin için dolaşacağız ama bu daha sonraki bölümlerde olacak. Yani dönercileriyle de ünlüdür. Yani Merve bu tarafı çekiyorsun ama sen. Ben konuşuyorum, duvara konuşuyorum. Sen duvarı çek. Ben yiyeyim bunu da. Yayla da otlayan hayvanların kokusunu alıyorsun. Ne? O kadar bizden bir yer yani. Samsun'da olanlar bilir genelde burayı ama bilmeyenler de çok. Tabii ki. Tabii ki.
Mesela Merve 5 senedir burada. 5 sene mi? 6 sene mi? 7 senedir ben buradayım. 7 sene olmuş. Ne ara oldu 7 sene? Evet, 7 senedir Merve burada. Buraya getirmediğim için ayıp etmişim. Evet, evet. Gene koydular. Bizi utandırıyorsunuz. Valla lezzetli döner, teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonra başka bir yerde bir şey yiyemeyiz galiba, doyduk. Valla bir doyduk ama gene geldi, döner geldi. Ne yapacağız bilmiyorum. Biz bundan sonraki yerimize ne yapacağız ben? Bilmiyorum. Neyse, bakacağız artık küçük küçük porsiyonlarda. Diğer taraflara biraz daha nazımız geçer diye düşünüyorum. Küçük porsiyonlar ve herkes bol kepçe koyuyor orada. Bakalım. Ben okeyim bence. Okey misin? Biraz daha yersem daha başka hiçbir şey yemeyeyim. O zaman ben kapatıyorum. Sokak lezzetini yapamayacağız yoksa. Ustam ne yaptın ya? Biz doyduk. Şimdi biz nasıl sanki sokak lezzeti yapalım? Biraz koşalım, spor falan yapalım, bir sahile. Doğu Park'a falan gidelim, bir temiz hava alalım, iki top oynayalım. Anca yani, yoksa olmayacak böyle, bizim bu böyle bir hafta yayılır her gittiğimiz yerde böyle olursa. Başka yerlere de gidecektik. Başka yerlerde de şey, nasıl gideceğiz, koşarak mı gidelim, nasıl yapalım? Vallahi çok güzel hocam, elinize sağlık. Yani buranın ayrı bir lezzeti var gerçekten. İsmi gibi lezzetli. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ustam. Şerif. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet. Vallahi çok güzeldi. Elinize kolunuza sağlık. Biz şeyi ödeyelim. Of, çok şiştik be. Neydi o ya? Of, doyduk gerçekten biraz. Arkadaş. Zaman. Yusuf biraz koşmaya mı gitsek, yani, ne yapsak? Ben anlamadım ya. Abi Karadeniz insanı niye böyle ya? Ya Karadeniz insanı niye bu kadar fedakar? Cömertler. Cömert. Ya bu arada biz yediğimiz şeye bir şey ödeyemedik. Almadılar bizden. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Keselerine bereket. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ama olsunlar. Oraya gideceğiz. Çok da memnun olduk. Çok teşekkür güzel, ederiz. Güzel. Fiyatlarını sorarsanız bir dürüm 30 TL ve bir porsiyon döner de 55 TL'ymiş. Sizin için öğrendik. Bence ama gayet uygun. Çok uygun. Ya yani. Bu lezzet için bence aşırı uygun. Aşırı uygun. Başka yerde bu kadar ucuza yiyemiyorsun. Gerçekten. Yani döneri gerçekten lezzetli, organik. Kuru değil. Hani %100 dana eti. Daha esintisini alıyorsun yerken. Çok, gerçekten çok lezzetliydi. Hani kendimizi durduramadık. Onlar da bize fazla fazla koydular. Abi bir porsiyona bir de almayalım deyince ücret evet, şey oluyor gerçekten. Mahcup olduk. Ama oraya normalde, gideceğiz tekrar. Aynen, tekrardan misafirlerimizle tekrar, beraber. Tekrar misafirlerimize gideceğiz. Siz de misafirleriniz gelirse il dışından kesinlikle götürebileceğiniz aynen. Bir yer. Hem uygun fiyatla hem çok lezzetli. Yani götürdüğünüz misafirleriniz de gayet memnun kalacaktır. Buna emin olabilirsiniz. O zaman evet. Sokak lezzetleri serimiz devam ediyor. Devam ediyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakalım nereye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir aşağı bir yukarı yapıyoruz. Merkezde dolanıyoruz. Ya bu arada siz şey yapabilirsiniz buralarda giderken. Yani her yer birbirine çok yakın. Yürüyerek de gidebilirsiniz. Biz bugün hani hem zaman kaybı olmasın diye hem bu lezzetleri kaçırmayalım, bitmesin diye hızlı hızlı gidiyoruz her yere. Burası da ne caddesi diye geçiyor? Lise caddesi. Burası lise geçiyor. Caddesi arkadaşlar. Benim kendi okulum. Buradan 19 Mayıs Lisesi gösteremedi Merve gene. Klasik. Lise caddesini bilenler bilir. Bilirler. Bakın, buradan da zaten direkt 56'lara dönüşelim. Şu taraf, sağ taraf, sol taraf. Çiftlik, sol taraf 56'lar. O şekilde siz de buraya geldiğinizde ya, bulabilirsiniz. Samsun'u köy diye bilenler var ya. Ben bazen şey ay yapıyorum. Yok artık ya. Saçmalamayın arkadaşlar ya. Köy hani, diyenler var. Artık köy mü kaldı hani? Ay bir de Samsun yani Karadeniz'in en büyük şehri bence. Şöyle söyleyebilirim. En modern şehri. Hani ya genelde bunu şeyler yapıyor.
ya böyle büyük şehirden gelenler de arkadaşlar, burası da bir büyük şehir belediyesi. Hani onu geçtim. Şu an hiçbir Karadeniz ilde köy gibi değil yani. Hiç kusura bakmayın. Aynen. Gidin görün. Gayet de güzel her, yani Karadeniz'im diyemem ama gayet doğası, şu su, bu su, lezzetleri, her şeyleri gayet güzel. Tabii ki Türkiye'mizin her bir bölgesi zaten güzel. Aynen. Ama yani biraz hiç mi görmüyorsunuz yani sağdan soldan haberlerden? Saçmalamayın arkadaşlar. Lütfen. Görüşürüz, bay. Evet, şimdi koşmaya çıktık. Arabayı park ettik. Şimdi diğer yere geçiyoruz. Diğer yer mi demek lazım? Şimdi bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Bakalım bir sonraki durağımızda sokak lezzetlerinde ne tadacağız? Bakacağız. Gideceğim. Burası gene 56'ların şu kısmı. Gene 56'lara geldik. İşte 56'lardayız. Giriyoruz. Bakalım burası Samsun'un Bağdat Caddesi diyelim yani. Hani evet, İstanbul'da Bağdat nasılsa Samsun'da da 56'lar kısmı bu şekilde. Arka tarafı da göstereyim. Sen dışarıda üşürsün bence Merve. Ya öyle çok beklemeyeceğiz ki. Alıp yürürüz canım. Ne yaparız canım? Alıp yürürüz canım. Beklemeyiz. Evet. Ballı Baba'ya geldik. Meşhur Ballı Baba. Evet. Kolay gelsin. Merhabalar. Meşhur Ballı Baba dondurmacısı. Bafra dondurmacısı. Her yerden. Şöyle dondurmalarımızı gösterelim. Güzel bir misafir dondurması. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben bal kaymak isterim. Valla normalde Bafra dondurması bal kaymak diye. Evet. Açıyor. Böyle. Meşhur Ballı Baba. Evet. Bal kaymak dondurması. Herkes de bilmez bunu değil mi Merve? Herkes bilmez. Ama eğer merkezdeyseniz Bafra dondurması yiyecekseniz gelin burada yiyin. Evet. Bafra Ballı Baba değil mi? Evet. Bafra sen de abi. Evet. Bafra Ballı Baba bekliyoruz. Bafra Ballı Baba dondurma olarak geçiyor. Aha. Beyazımız budur mesela arkadaşlar. O da 8 saat bakır kazanlarda. Doğal salep, doğal şeker. Evet, işte bunu duymak istiyoruz. Evet. Orijinalimiz budur. Ve bu dondurma satışımıza 3 günde geliyor buraya Bafra'dan. Satış halinde. Şu şekilde. Bakar mısınız? Of, öyle de yapalım. Buyurun. Süper, evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, biz oturalım mı içeride şurada? Evet, içeride oturalım bence. Ama biraz sohbet edelim, ondan sonra oturalım. Aynen. Aynı olsun, aynı olsun. Aynen. Size de şöyle değişik bir şey hazırlayayım hocam. Bana da değişik bir şey geliyor şimdi. Herkese göre bir şey var burada. Sana gül geldi Merve, bana tabii ne ki gelecek bu? Merak ediyorum. Bana değişik bir şey hazırlıyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Ben mesela dondurmanın böyle çok karışık şeylerini sevmiyorum. Gerçekten en sevdiğim bu. Yani evet. Bal kaymak. Bafra. Yani ben daha çok meyveli severim ama bal kaymak olunca bal kaymak direkt. Aynen. Yemek gerekiyor. Şöyle. Evet. Evet, memleketimin dondurması. Bafra dondurması. Yani üstü Bafra olarak bunu sen anlat bize. Aynen. Yani tarihçesini çok bilmiyorum ama küçüklüğümüzden beri yiyoruz. Yani bir başka yerde bulamazsın zaten burada da. Şimdi İstanbul'da vesaire var değil mi Ballı Baba'nın şeyi, bal kaymağı? İstanbul'da yok değil mi? Yani diğer şehirlerde yok. Evet, sadece isim olarak kullanıyorlar ama şu an öyle şey yok yani. Dört Ballı Baba veya Ballı Baba. O zaman bu buraya. O zaman Yusuf. Başka illere de bu tadı açmalarını istiyoruz. Şöyle. Şoklanmış dondurmalarımız var. Uzak mesafe olarak aynı. İl dışına çıktığınızda böyle şoklanmış dondurmalardan götürebiliyor musunuz? Şöyle köpüklerimiz var. Altına buz, üstüne buz koyuyoruz. Aynı şey gibi. Altına koyuyoruz. Böyle 2 yani kilo, 3 kilo koyuyoruz. Aa, üstüne evet de aynı şekilde buz koyuyoruz. Aa, çok güzel ya. Her yere. Uçakla aynen götürüyorlar. Her yere. Aa, çok iyi. Daima gönderiyoruz. Aa, evet. Süper.
Mesela bunun maliyeti nedir? Hani merak edenler için. Kilomuz 120 lira. Hı hı. Yarım kilo 60. Hı hı. 250 gramı 30 lira. Yani her bütçeye göre var. Aynen. Süper. Köpüğe de evet, bu da almıyoruz. Ya ha, bu da çok güzel bir uygulamaymış gerçekten. Bilmeyenler için Afra de bunun da evet, bunu Afra Ballı Baba olarak hediyemiz oluyor yani. Ya süper. Evet. Bilmeyenler için de bunu söylemiş olalım. Yani, il dışına götürebilirsiniz. Şu an nereden baksan 25 ile 27 lira. Tabii tabii. Evet. Şu an zaten aynı durumu. Aynen öyle. Süper. Aynen. Ama süper, çok güzel bir uygulama. Yani dışarıdan şey yapamayanlar, çok ağzım burnumu çekti, dondurma oldu. Dışarıdan temin edemeyenler böyle bu şekilde de dondurmaları temin edebilirler. Bence Samsun bu da sembollerinden tanesi. Gelin yine arkadaşlar ya da kargoluyoruz. Bize söyleyin, biz söyleriz. Kargolatabiliriz. Dışarıda oturup da yiyebilirsiniz. Yani cadde üzerinde asıl olan dışarıda oturup demek, o keyif öyle çıkıyor aslında ama. Biz şu an biraz sakin zamanda geldik, akşam burası full kalabalık, full yer full bulamazsınız. İnsanlar işten çıkıp hemen buraya keyif için dondurma yemeği, aynen. Vesaire. Buraya vesaire yine kullanıyor. Vesaire vesaire Yusuf'ta. Yani sizi anlayın. Evet. Devamlı. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Saatla geldiğinizde buraya geliyorsunuz Balla Baba'ya, hemen 56'larda ya da Atakum'da ya da Balta'da. Nerede? Neresi size yakınsa oraya gelebilirsiniz. Buradan benim tavsiyem bal kaymak yemeniz. Bence onu de, yani tadın önce, sonra diğerlerine bakarsınız. Ya diğerleri her yerde var değil mi? Balla Baba'nın sadesi. Evet, sadesi. En meşhuru bu. Bunu tadın. Gelin. Biz zaten severek tüketiyoruz sürekli. Şöyle. Ballı Baba. Şimdi bu bizim yediğimiz sademiz. Sadesi. Kakaolu. Kakaolusu. Meşhur ballı cevizli. Oo, cevizli de var. Damla çikolatalı. Limonlumuz. Yusuf çileklimiz. Börtlenli. Karamelli. Hı hı. Ve çocuklar için yeni çıkarttığımız Oreo'lu. Aa, çok güzel. Evet, bak bu çok, çok güzel. Güzeldir. Aynen, ben size evet. Az bir şey. Bu da Oreo'luymuş. Bunu Yusuf'la beraber bir tadım. Teşekkür ediyoruz. Bu yeni aile çıkmış. Bak, bunu bile düşünmüşler yani. Aile bireylerimiz. Çocuklar için de dondurmayı düşünmüşler. Düşünün yani ne kadar düşünceli bir dondurmacı. Gelin burada bunları deneyin. Çocuklarınızla beraber keyifli bir vakit geçirin. Benim damak zevkime çok uydu bu. Sen dondurma mı yiyorsun? Baksana çocuk gibi ya. Oreo'lu mu? Nereo'lu? Nereo'lu? Onu da ben Oreo'lu. Nereo'lu? Oreo'lu. Oreo'lu. Tamam. Evet, biz onun üzerinden 100 puan verip Oreo'lu. Ondan kurulu ölürüz kendimizi. Evet. Biz şimdi başka bir noktaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Sıradaki durağımız neresi acaba? Tabii neresi ki bakalım. İkinci göreceğiz. O zaman görüşürüz. Sürpriz olsun. O zaman görüşürüz. Haydi bay bay. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Bay bay. Çok lezzetli değil miydi? Ben hala diyorum çok lezzetliydi. Yani işletmeler gerçekten niye böyle yapıyorlar? Biz yani, her girdiğimiz yerden... Yüzümüz kızarıyor öyle. Biz şey yapalım ya gerçekten... Ücret ödeyemiyoruz. Yani, sıfır TL ile bir gün nasıl geçerler yapalım. Yani öyle de yapabiliriz ama gerçekten çok nezaketliler, evet. Naifler. Burası da 56'lar arkadaşlar. 56'larda şu an küçük bir yürüyüşe çıkıp ödüm doğru ilerliyoruz. Bir evet. Şöyle göster sağa sola bence. Böyle kafeler var, restoranlar var. Güzel şeyler var yani.
Burası da meşhur Alman doktor binası dediğimiz yer. Samsun'un ilk gökdeleni burası, biliyor muydun Merve? Hayır. Samsun'un ilk gökdeleni diye geçiyor burası. Bu sokakta mıydı? Hayır, bir dahaki sokakta. Aa, çok çok bir varmış. Bir sokakta, evet, arabanın geçmesine izin verelim. Çok yok ya, şurası var. Merve, iki adım yürümedin ha. Nasıl yürümedin? Allah Allah. İki adım yürümedin ha. Yürümeyi şura... ben de alıştım. Oo, daha çok varmış diye. Bu çocuk çok fenası, çok yanlış tanıtıyor beni bize. Yok be yavrum. Bana çok takılmak istediği için siz bunu anlamanız lazım. Aynen. Ha, takılmasam nasıl geçecek hayat? Akşam full spor yapalım, ne dersin? Yani akşam yürüyüşlerimiz oluyor zaten, biliyorsun Merve. Sahilde bizi görebilirsiniz arkadaşlar. Biz her akşam sahildeyiz. Her akşam Atakan sahilde yürüyüş halindeyiz. Yani sahile çıktığınızda bizi görmeniz an meselesi. Bizi değil bulabilirsiniz mi? Sahilde. Bizi sahillerde. Bizi bulun. Yoksa biz sizi bulur, abone yaparız. Hadi görüşürüz. Bayıldık be. Ballı babaya da teşekkürler tekrar. Vallahi çok teşekkür ederiz. Her şey için. Nazik çok lezzetliydi, hem çok ilgililerdi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki adresiniz, bakalım neresi olacak? Yine sürpriz, evet. Biliyorsunuz. Şu an devam ediyoruz. Bakalım. Çok da trafik var. Her yerde yol çalışması var burada. Bu ara Samsun'da bayağı bir yol çalışması var. Bütün kavşakları akıllı yapıyoruz arkadaşlar. Akıllı gibi. Akıllı bakalım. Gibi ama bakalım. Yukarıda var değil mi? Şimdi Uğur AVM'ye geldik. Buradan yerimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi son noktamıza geçiyoruz. Son durağımıza gelmek üzereyiz. Burası Site Cami Altı. Burada Yeraltı Çarşısı falan var. Burayı da başka bir gün zaten çekeriz. Aynen. Merve, heyecanlı mısın? Konumumuz hemen. Ve... Köfteci Remzi. Evet, biz meşhur köftelerinizden tatmak istiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hoş bulduk. Yardımcı olalım. Şimdi burası bizim hem de arkadaşımızın yeri. Ve meşhur gerçekten köfteleri. Çok güzel. Evet. Bekleriz efendim. Aynen. Her zaman buraya gelebilirsiniz. Şimdi biz köftelerimizi yapımına başlayalım. Ondan sonrasında devam edeceğiz inşallah. Sizin nereye kadar? Onur. Nasılsın kardeşim? İyi olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun diyorsun. Yıkımından dolayı sıkıntılı günler. Aa, evet. Şu an haberlere de konu oldu. Bu biliyorsun. Kullanamıyoruz. Önümüz İstanbul Silivri cezaevi gibi. Bunu yaşıyoruz canım. Aynen. Günler de geçti. İnşallah. Siz yıkılmazsınız abi. Siz abi, işinizin erbabısınız. 30 yıl oldu. 33 yıl. Evet, küsuratlı evet, var. 33 daha burada kalacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah kardeşim. Meşhur köftelerimizi gösterelim. Can. Kıpkırmızı. Kokusunu alıyorsun köftelerin. Evet. Hangi tarihten itibaren başladı bu serüven? Bu serüven 1989 yılında Remzi Kellecioğlu tarafından başlatıldı. 20 seneden beri de ben devam ettiriyorum birlikte. Abi sen kaç yıldır buradasın? Biz burada 2012'den beri aktif halde görevlerdeyiz. Biz Samsun'u duyurduk, şükürler olsun. Yani köfteci Remzi'yi Samsun'da bilmeyenler bence Samsunlu değillerdir. Bence de değillerdir. Evet, 89'dan beri faaliyetteyiz. Bir kültür bence. Tabii ki. Aynen. 30 yıldır Bulvar AVM'de faaliyet gösteriyoruz. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bugünlere geldik. İnşallah Rabbim bir 30 yıl daha gösterir. İnşallah. Sigara fabrikası varken buradaydık. Sigara fabrikası. Ben evet, eski teker buradayken. Eski tekerken baba devam ettiriyoruz. Şimdi oğullar döndü. Aynen. Yakında toruna dönecek. İnşallah. Evet, ben hep, inşallah. Hep burada görmek istiyoruz. Tabii ki sizi. İnşallah.
Ve hani hem esnaf olarak hem dost olarak hem arkadaş olarak biz sizin güler yüzünüzü çok seviyoruz. Siparişler efendim. Evet. Siparişler gidiyor şu an. Evet Erem abi. Kimse? Bu arada siparişler o tarafımız. Biz ancak rail durdurur. Ali Bey teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek ne demek. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne içeriz efendim? Evet. O zaman soğutmadan başlayalım mı? Ne dersin? Evet. Ben şöyle anlayayım. Bir küçük tadına bakayım. Sonra da yedikten sonra konuşalım. Burası çocukluğumdan beri köfteleriyle meşhur. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burada ekmek arası da alabilirsiniz. Fiyatları aynen. Da gayet uygun. Biz genelde normalde ekmek arası yiyoruz ama hı-hı. Size köfteleri böyle köfteyi rahatlıkla göstermek için harika bir köfte. Çok güzel. Ne diyorsun evet, Yusuf? Bence çok güzel. Sokak lezzetlerine yakışır mı? Yani şöyle, çocukluğumdan beri ben bu tadı biliyorum zaten. Yani zaten öyle olmasa buraya da gelmeyiz. Tabii ki yani öyle. Burada bir sembol diyelim. Aynen öyle. Bütün daha demin dedi ya köfteci Remzi'nin adı adı neydi abi? Remzi'nin tadı. Remzi'nin tadı. Bu. Bir daha söyle abi. Remzi'nin adı Remzi'nin tadı. Sloganımız bu efendim. O kadar çok şey yedik ki. Şimdi ben her şeyin de çay içiyorum biliyorsunuz. Yine köftenin yanına da çay söyledim. Yusuf da bana benzedi artık. O da çay içiyor. Artık çay içiyoruz. Aynen. Ya alıştırdın bizi de çaya. Ben normalde hayatta çay içmezdim. Karadenizlisin. Sen nasıl çay içmezsin? Ya ben çay, benim mide problemim var ya o yüzden. Yoksa seviyorsun. Evet, yoksa çayı seviyorum. Yani, sevilmez evet. Mi? Bir, iki, üçüncüsü biraz zorlu oluyor. Hı-hı. Ama gene de içiyorum. Güzel. Çekip benden yarim bugün gider oldu. Hem sever hem sevilirdi. Bu ayrılık neden oldu? Bu da benden size gelsin. Onur'um teşekkür ediyoruz her şey için. Biz şimdi son durağımıza geldik. Köftelerimizi yedik. Siz de gördünüz. Karnımız şu an patlayacağız. Evet. Köftecilerimizi de yedik. Bir çok durak güzel. Daha yok. Evet. Bu son durağımızdı ve artık burada kanalı kapatıyoruz değil evet. Mi? Ama ne yapıyorduk? Kanalı kapatacağız şimdi hadi, inşallah. Hadi. Önce hadi kanalın kapanalım. Altındaki her şeye tık 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 tıklayarak abone oluyorsunuz. Ve bizi izliyorsunuz ve 1+1 ve 1+1 devam ediyor. Sizi seviyoruz. Kendinize görüşmek iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Yoğun bir dönemde şekerim çıkmış. Düştü ya. Anam cebinden paralar düşüyor. Zenginim bugün. Kim koydu beni sahaya?